Bugün çizdiğiniz linç. Çizmediniz. Peki insan resmi çizmek zor geliyor mu sizlere? Rahatlıkla çizebiliyor musunuz? Güzel. Bugün de teknikle biraz daha rahat çizeceksin buradan elini. Şimdi şuradan birkaç tane hareket figüre bakacağız. Ve bize ne anlatmak istiyor, hangi duyguyu veriyor sizlere soracak. Bana söyleyeceksiniz. Örneğin şu figürden başlayalım. Ne yapmakta bu figür? Evet. Alttaki dans. Evet. Sol alttaki figür. Dans. Dans ediyor olabilir. Başka? Dans ediyor olabilir. Evet. İlki düşünüyor olabilir. İlki düşünüyor olabilir. Evet. Farklı. İlki düşünüyor. Evet. Önce karnı aç. Hangisinin? İlkinin. Tabii değişik duygularda yaşıyor olabilir değil mi? Sadece bir duygu değil. Çünkü resim yapma bir duygu ifadesi değil mi? Biz bunları çizerek izleyen insanlara duyguları ifade ediyoruz. Hareketlerle. Şu örneği hangi duygu içinde veya eylemin adı nedir yaptığı eylem? Evet. Oturma eylemi. Belki de çok rahat bir oturma veya oturmuştur bir yeri izliyordur değil mi? Öyle bir görünüm var. Evet, şimdi çocuklar matematikle resmin bağlantısına gireceğiz. Ben resim öğretmeniyim. Genelde resimler matematiksel çizimlerle yola çıkılarak yapılıyor. Geometrik şekillerle. Örneğin, resmin temeli zaten çizgi. Temel unsurlarından biri resmin çizgiler. Noktalar birleşerek çizgiyi oluşturuyor. Ondan sonra çizgiler birleşip işte geometrik desenleri oluşturuyor. Şu figüre baktığımızda gördüğünüz bana geometrik desenleri söyler misiniz? Desen, pardon, şekil. Evet. Üçgen. Hangi geometrik şekilleri? Üçgen. Üçgen. Hepsini söyle hızlı hızlı. Daire. Daire, elips, yuvarlak diyebiliriz değil mi? Evet. Dikdörtgen. Bu kare de olabilir oturuşa göre veya işte vücudun şekil alma durumuna göre. Yine bir elips kullanıyoruz vücudun. Çizgiler var. Çizgiler var. Dik çizgiler, yatay çizgiler değil mi? Açılı çizgiler var. Bakın bunlar hep açı. Görüyorsunuz şu açıları değil mi? Şurada bir açı var. Ondan sonra şurada yine bir açı var. Demek ki çizimlerimizin matematikle de bir alakası var. Biraz düşünme işi de aynı zamanda yapamayız diye bir yargıya kapılmayın. Resim